Estağfirullah el azim el kerim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyûm ve etûbu ileyh. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn ve's salâtu ve's selâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil mursalin. Amma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. Femen kâne fî kalbihi Allah femu'inuhu fiddâreyn Allah. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَالْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُب۪ينَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ صَادِكُ الْوَعْدِ الْأَم۪ينَ Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bu sene oldukça hadiseli, oldukça karışık bir Ramazan-ı Şerif idrak etmiş olduk ve nihayet sonuna da ulaşmış bulunduk. Rabbimiz bundan sonraki yıllarda alemi İslam'ın hayrına, insanlığın da hidayetine vesile olacak nice Ramazanlara cümlemizi tekrar kavuştursun inşallah. Allahu Teala inşallah dini hakkın icabını, Rabbimizin emirlerini, Efendimizin sünnetlerini yerine getirme gayreti içinde bulunan müminler sınıfına cümlemizi ilhak eylesin inşallah. Ben bugün yine bu konuya temas eden ayet-i kerime var. Onu ve manasını anlatmaya, arz etmeye çalışayım. Ondan sonra da Allah'ın azabına, Allahu Teala'nın kahır ve gazabına adeta kalkan olacak, Rabbimizin rahmetini çekecek bazı ibadet cihetlerini de bu ayet-i kerimenin tefsiri arasında, izahı arasında sunmaya çalışayım. Bilhassa bilindiği gibi genel olarak Ramazan ayında Rabbimizin rahmet kapıları, bereket kapıları, mağfiret dediğimiz affetme, mağfiret etme cihetiyle ağırlık kazanan gafur sıfatı, rahim sıfatı tecelli ediyor. Ama biraz sonra arz edeceğim ayet-i ilahiyede de görüldüğü gibi Rabbimiz diğer sıfatlarıyla da tecelli edebilir. Allahu Teala'nın 99 esması var, sıfatları var biliyorsunuz. Dilediği şekilde tecelli ediyor. Şimdi okuyacağım ayet-i kerimede bakınız. Rabbimiz bizzat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme hitaben ve Efendimizin de insanlara, topluma, cemaate, cemiyete anlatmasını ve aktarmasını murad ettiği şu mübarek ayet işte bize bu ciheti gayet açık surette beyan ediyor. Estaizu billah. Kul huvel kadiru ala en yeb'ase aleyküm azaben min fevküküm ev min tahti erculüküm ev yelbiseküm şi'a ve yüzike ba'daküm be'se ba'd unzur keyfe nusarriful ayati leallehüm yefkahûn. Doğrudan doğruya Rabbimizin kahır ve gazabını, kahru gazabını ifade eden bir ayet-i kerime. Unzur keyfe nusarriful ayati leallehüm yefkahûn. En'am suresinin 65 numaralı ayet-i kerimesi. Kul de ki insanlara tebliğ et, anlat ki diyor Rabbimiz. Ey Resulüm insanlara anlat, tebliğ et ki huvel kadiru Allahu Teala kadirdir. Hüve dediği Rabbimizdir, Allahu Teala'dır. Hüve
De ki Allahu Teala el kadiru, kadirdir. Bakın işte bir sıfat mesela, kadir, Rabbimizin sıfatı. Neye kadirdir? Ala en yeb'ase aleyküm azaben, üzerinize azap göndermeye kadirdir. Azap. Bu kelime her ne kadar Arapçaysa da, Kur'an'da ve hadislerde çokça geçmiş olsa dahi, lisanımıza, Türkçemize girmiş, azap kelimesi artık ne manaya geldiğini herkes lügat manası itibariyle biliyor. Allahu Teala en yeb'ase aleyküm azaben, üzerinize azap göndermeye kadirdir. Rabbimiz rahmet de gönderir, azap da gönderir. Her iki cihette de mütalaa etmek lazım. Rahmetinden devamlı ümit var olmak lazım. Her zaman dediğimiz gibi, azabından da devamlı korku içinde olmak lazım. Yani sınırsız bir emniyet mümkün değil. Allahu Teala'nın rahmetine, merhametine, affına sığınacaksın, umutlanacaksın. Allah'ın rahmetinden asla umudunu kesmeyeceksin. Ama buna mukabil, bunun yanında Allah'ın azabından da devamlı korku içinde, endişe içinde, telaş içinde olacaksın. Çünkü Allahu Teala rahmet de eder, azap da eder. Bu yönleriyle meseleye bakmak lazım. Hüvel kadiru ala en yeb'ase aleyküm azaben, üzerinize azap göndermeye, sizi cezalandırmaya kadirdir de Habibim. Bakın azabın şeklini şimdi, nasıl olacağını, nasıl olduğunu ifade ediyor. Azaben, öyle bir azap ki, min fevküküm, üstünüzden, fevk Arapça, üstü demek bir şeyin, fevküküm, üzerinizden, yani tepenizden, başınızdan, üstünüzden, üzerinize azap göndermeye kadirdir. Yukarıdan, yani semadan, yani gökten, fezadan, üzerinize azap göndermeye kadirdir. Başka, اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ, ayaklarınızın altından azap göndermeye kadirdir Rabbimiz diyor. اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ, ayaklarınızın altından azap göndermeye kadirdir. Demek ki Rabbimizin çok çeşitli azapları var, çok çeşitli cezaları var, çok çeşitli bilhassa kahırları var. Bunlardan işte bu ayet-i kerimede tepenizden, üstünüzden azabım gelir. اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلُكُمْ, ayaklarınızın altından azabım gelir diyor. Azap gönderirim. Tepeden nasıl azap gelebilir? Tefsirlerde bazı örnekler verilmiş. Ben bir tanesini size arz edeyim. Zamanımıza da çok büyük bağlantısı var. Hazreti Lut aleyhisselam bildiğiniz gibi 41 sene kavmini peygamber olarak gönderildiği milleti ikaz ediyor, irşad ediyor, peygamberliğini tebliğ ediyor, anlatıyor. 41 sene durmadan, duraklamadan hangi kavme, hangi topluluğa gönderilmişse o topluluğun tamamına peygamberliğini tebliğ ediyor. Allah'ın azabından haber veriyor. Allah'ın rahmetinden haber veriyor. Ve kendisi neyle vazifeli ise hepsini eda ve icra ediyor. 41 sene uğraşıyor. Fakat koca bir kavimden, milletten sadece Hazreti Lut'un iki tane kızı iman ediyor. İki kızından başka kimse onu peygamber olarak tanımıyor. 41 sene. Kavim, Lut Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği ve görevlendirildiği millet veya topluluk diyelim, öyle bir rezalete, öyle bir ahlaksızlığa, öyle bir şenaete saplanmışlar ki, bildiğiniz gibi,
kadınları bırakmışlar, erkek erkeğe cinsel ilişkiye girmişler. Kur'an çok şiddetle bahsediyor bunlardan. Bu beladan, bu rezaletten, bu şenaetten, bu alçaklıktan onları kurtarmak için, korumak için Hazreti Lut Aleyhisselam ne mümkünse yapıyor. Ne mümkünse yapıyor. Fakat sonunda çaresiz kalıyor, imkansız kalıyor. Katiyen dinlemiyorlar, tanımıyorlar, kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar. En sonunda Hazreti Lut Aleyhisselam'a karşı takındıkları bir tavır var. Onu Kur'an-ı Kerim şöyle haber veriyor. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ Lut kavminin cevabı en sonunda şu oldu diyor. En sonunda kavmin ileri gelenleri, neyse memleketin yöneticileri, idarecileri Lut Aleyhisselam'a şöyle dediler. اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَحَّرُونَ Bu Lut denen adamı ve kendisine inanan iki tane kızını derhal ülkenizden çıkarın. اَخْرِجُوا İhraç edin. Atın bunları dediler. Niye? اِنَّهُمْ Çünkü bunlar اُنَاسٌ يَتَطَحَّرُونَ Bunlar temizlik iddia ediyorlar. Bizim bu davranışımızı, tutumumuzu İstemiyorlar, beğenmiyorlar. Sanki biz pis olmuşuz da onlar temizmiş gibi alaylı bir eda ile. Sanki onlar çok temizmiş, çok temizlenmiş insanlar oldukları iddia ediyorlar. Biz bu adamları kabul etmiyoruz. اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ Bunları memleketinizden çıkarın. Evlerinden çıkarın, köylerinden çıkarın. Bunları bu ülkeden sürgün edin. Bugünkü tabirle اَخْرِجُوهُمْ Onları dışlayın. Memleketten dışarı çıkın, çıkarın diyorlar. Bu noktaya kadar geliyor. Allah-u Teala bunun üzerine iki tane melek gönderiyor. Vazifeli iki melek. Fakat Allah-u Teala öyle bir hikmet ile, öyle bir maksat ile gönderiyor ki onların o ahlaksızlıklarını, onların o cürümlerini, cinayetlerini, rezaletlerini bizzat kendilerine de göstermek maksadıyla iki tane meleği, iki tane genç, son derece parlak, son derece genç, iki delikanlı suretinde gönderiyor. İki delikanlı şeklinde, kılığında, halinde gönderiyor. Ve bunlar Hazreti Lut Aleyhisselam'a geliyorlar, durumu haber veriyorlar. Allah'ın azabını getirdiklerini ve bu kavmin helak olacağını duyurmaya geliyorlar. Durumu anlatıyorlar. Fakat Hazreti Lut'un karısı var, iman etmemiş karısı. Derhal kavmin ileri gelenlerine haber veriyor ki yetişin diyor, Lut'un evinde iki tane parlak delikanlı var. Gelin bunları affedersiniz kullanın diyor. Kavme haber veriyor. Bütün bu hasbelaya, bu rezalete, bu felakete müptela olanlar Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kapısını sarıyorlar. Bu iki delikanlıyı bize vereceksin diyorlar. Biz bunlarla keyfimizi süreceğiz diyorlar. Ve bilmedikleri halde, anlamadıkları halde bu iki insan delikanlı suretindeki meleklere sataşacak derecede, saldıracak derecede çılgın, kudurmuş bir topluluk olduklarını bir kere daha ispat ediyorlar. Onun üzerine melekler buyuruyor ki, azap melekleri, kalu dediler ki, ya Lutu, ey Lut, inna rusulu rabbike, biz Allah tarafından, senin Rabbin tarafından gönderilen azap elçileriyiz. Elçi, rusul, resul demek, elçi demek. Biz Allah'ın elçisi olarak geldik. Korkma, merak etme. لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ Onlar sana asla dokunamayacaklar. Kavmin, bu millet, bu sefil millet, bu rezil millet sana hiçbir zarar veremeyecekler. Korkma. Ancak فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْلَيْلِ Şu gecenin bir bölümünde iki tane kızını al,
derhal gece yürüyerek kimseden habersiz bir şekilde bu bölgeyi terk et diyorlar. Çık buradan. Ve la yeltefit minkum ehadun illa imraateke. Karın müstesna, senin yakınlarından kimse kalmasın. Ve la yeltefit minkum ehadun. Hiç kimseyi bırakma burada. Hepsini al. İlla imraateke. Ancak karın kalsın. O cezaya müstahaktır. Onun da aynı kavimle cezalanması mukadderdir. Onun dışında kızlarını al ve gecenin bir bölümünde bu bölgeyi terk et, yürü çık buyurdular. İnnehu musibuha ma esabahum, inne mev'udahum subhu. Zira bu zalim kavme isabet edecek ceza, azap, kahır aynen senin karına da hanımına da isabet edecektir buyuruyorlar. Ve ceza da sabaha yakın tecelli edecek. Şafak sökmeden bu memleketin alt üstüne gelecek diyorlar. Azap melekleri. Şafak sökmeden, sabah olmadan, yani sabaha yakın, tam yeri ağarmadan, daha güneş iyice doğmadan bu memleket cezalanacak diyorlar. Hazreti Lut aleyhisselam diyor ki ne olursunuz diyor. Sabaha bırakmayın. Sabaha kadar bunların cezası geç olur. Şimdi hemen cezasını verin diyor. Öyle utanmış, öyle yorulmuş bir peygamber. Melekler diyorlar ki, eleyse subhu bi karib. Sabah yakın değil mi canım? Sabah, nihayet işte akşam şimdi, gecedir ama sabah yakındır diyor. Fazla telaş etme diyorlar Lut aleyhisselama. Merak etme, canını sıkma. Eleyse subhu bi karib. Sabah yakın değil mi? Çok uzak değil. Nihayet sabaha bunlar cezalanmış olacak. Ve sabah olur olmaz felemma ca'e emruna, ceza emrimiz, azap emrimiz gelir gelmez cealna aliyaha safileha, derhal o kavmin, o bölgedeki, o ülkedeki kavmin altını üstüne getirdik diyor Cenab-ı Hak. Cealna aliyaha, ali üstü demek, yüksek. Safil de sefil dediğimiz aşağıdaki, yani alttakilerini üstüne, şehrin altını olduğu gibi tamamen bir tası, bir tabağı düşünün. Tabağın üstü yukarıda tabii, altı yerde. O altını üstüne getirmek şeklinde o ülkenin, o bölgenin tamamını Rabbimiz imha ediyor. Azap melekleri tarafından. Ve emtarna aleyha hicareten min siccil. Ateşte pişirilmiş kor halinde taş parçalarıyla üzerlerine yağmur damlaları gibi taş yağdırmak suretiyle, hatta öyle taş gidiyor memdudin sicim gibi peş peşe, her nasıl yağmur damlaları aralıksız peş peşe gelirse o tarzda taş yağdırmak suretiyle üzerlerine taş yağmuru yağdırmış olduk diyor Rabbimiz. Daha müsevvemeten inde rabbike, öyle taşlar ki gökyüzünden gelen, azam olarak gelen, kahır olarak gelen küçük taşlar halinde inen o azap taşlarında müsevvemeten inde rabbike, Rabbinin nezdinden gelen o taşların üzerinde o taş aşağıda yerde kime isabet edecekse, kimin tepesini delecekse, kimi öldürecekse, kimi cezalandıracaksa, o taşın üzerinde öldüreceği adamın isimleri yazılı olarak geldi diyor. Azaba bakınız. Her bir taşın üzerlerine yağan taşın, her birisinin üzerinde kime isabet edecekse, kimi öldürecekse, kimi paramparça edecekse, kimin beynini eritecekse, o taşın üzerinde daha o taş düşmeden üzerine düşeceği adamın ismi yazılı olarak geldi diyor Hazreti Kur'an. Korkunç. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ بِبَع۪يدٍ. Ayet-i kerimenin sonu da oldukça ürkütücü. Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا هِيَ. Bu azap, bu musibet, bu felaket مِنَ الظَّالِم۪ينَ بِبَع۪يدٍ.
zalim olmuş olan kavimlerden uzak değildir. Hemen kıyamete kadar zalim olan kavimlere biz bu azabı tekrar gönderebiliriz. Bir sefere mahsus değil. Sadece Lut kavmine mahsus bir ceza değil diyor Rabbimiz. Hangi kavim azap zalim olmuşsa, hangi kavim, hangi millet, hangi topluluk azmış, azıtmış, sapıtmış, çıldırmış, şaşırmışsa, Allah'ın yolundan, dininden, hükmünden çıkmışsa, azgınlığa girmişse, düşmüşse, bu azab-ı ilahi onlara da uzak değildir. Her an bu azap gelebilir. Her an bu ceza gelebilir. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ بِبَع۪ينَ Uzakta zannetmeyin. Olmaz zannetmeyin. Gelmez zannetmeyin. Zalim olan kavimlere aynı azabı hemen göndermeye kadiriz diyor Rabbimiz. Düşünün yani Kur'an'ın verdiği bu haber hakikaten derinlerin düşünmeye bizi sevk ediyor. Bunun da bakınız Cenab-ı Hak ne kadar rahimdir. Önce peygamber gönderiyor. 41 senede o peygamberi onların arasında dolaştırıyor. O peygamberi onlara gönderdikten sonra anlatıyor, söyletiyor, konuşturuyor, tebliğat yaptırıyor ve düşünün 41 sene onlara mühlet veriyor. Peygamber işlerindeyken, peygamber aralarındayken bu ceza gelmiyor. 41 yıl uğraşıyor, anlatıyor, söylüyor. Bu da kafi değil. En son 2 tane melek gönderiyor. Kavmin azgınlığına, milletin şaşkınlığına, alçaklığına, kafirliğine bakın ki insan suretinde gelen o 2 meleğe de hücuma kalkışıyorlar ve cinsel münasebet için saldırıya geçiyorlar. Bu kadar kudurmuş, bu kadar lanete uğramış bir millet artık azabı elbette ki hak etmiş oluyor. Bütün bunlarla gördüğümüz şudur. Demek ki Allah'ın azabı o zaman tecelli ettiği gibi bu zamanda da tecelli edebilir. Daha gelecek asırlarda da mümkündür, muhtemeldir. Sebebi Allah'ın emirlerini dinlememek, Allah'ın hükümlerini hiçe saymak ve Allah'ın hükmünden hariç yaşamak, bağımsız yaşamak, Allah'ın mülkünde, Allah-u Teala'nın yarattığı, yaşattığı bir zeminde, ondan bağımsız, onu dinlemeden, onun hükmüne boyun eğmeden, onun dışında yaşamaya kalkmak veya kalkışmak, azab-ı ilahinin gelmesine sebep oluyor. Kendisine verilen mülkiyetleri, servetleri, nimetleri, ziynetleri Allah'ın dışında, Allah'ın hükmünün dışında kullanmak. Hepsi Allah'ın azabını çeken şeyler. Sanki mesela bakın Karun diye hepinizin bildiği, duyduğu birisi Kur'an'da geçiyor. Karun. Korkunç zengin bir adam. Zenginliğinin mahiyetini anlatmak için tefsir kitaplarında tabi trilyonlar milyarlar kelimesiyle ifade edilmemiş, aynen şöyle geçiyor. O kadar zengindi ki Karun diyor tefsir kaynaklarında, Kur'an'ı tefsir eden kitaplarda. O kadar zengindi ki eline geçen bütün paraları bugünkü bazı Müslümanlar yaptığı gibi altına çevirirdi. Hani altın paslanmaz, kaybolmaz, çürümez falan ya. Ne kadar eline kıymetli paralar geçerse, senetler, imkanlar varsa hepsini altına çevirmiş ve altını da stok etmeye başlamış, yığmaya başlamış derken hazineler meydana gelmiş. Hazineler muhtelif yerlerde, kimisi yerin altında, kimisi yerin üstünde müstahkem, son derece hazinelere doldurmuş. Her birisinin kapısı var. Altınlarla doldurduğu hazinelerin kapısı var. Her kapının kilidi var, anahtarı var. Buradan misal olsun diye vermişler. İçi tamamen altınlarla dolu hazinelerinin kapılarının,
anahtarlarını 70 tane deve taşıyordu diyorlar. Sadece anahtarları. Anahtarları taşımak için 70 deveyi yük hayvan olarak, anahtar hayvan olarak kullanıyordu diye tefsirde. Öyle zengin. Artık ne kadardır tabii, tasviri mümkün değil. Cenab-ı Hak bunu imtihan etti. Zekat vereceksin bundan dedi. 40 gramda 1 gram. Hiçbir şey değil. 100 gram altında 2,5 gram altını çıkaracaksın. Fukarayı müslimine Allah'ın emri olarak, Allah'ın hükmü olarak zekat vereceksin dedi. Resmen peygamber gönderdi. Tebliğat yaptırdı. Açıkça kendisine mesele arz edildi. Fakat Karun bu servete, bu sermayeye, bu muazzam mülkiyete mağrur oldu, aldandı. Dedi ki hayır, bunları ben kazandım. Allah'ın bir ilgisi yok bundan dedi. Aynen. Kur'an bu konuda çok ilginç açıklamalarda bulunuyor. Bunlar benim kazancım dedi. Bunları ben ne zahmetlerle, ne sıkıntılarla biriktirdim. Ne diye bunun %2,5'unu vereyim? Allah'dan ne alakası var dedi. Ben bunun zahmetini ben çektim, sıkıntısını ben çektim. Zorluğunu ben çektim, niye başkasına vereyim? Dedi, daha bu söz bitmeden, ağzından tamamen bu söz kesilmeden, vallahi 30. kattan zemine düşen asansör gibi bütün hazinelerini 1 kilometre yerin dibine çekti Cenab-ı Hak. Anında batırdı. Bunu Kur'an haber veriyor bize. Anında kaldırdı ya. E canım ta o zaman olmuş bu iş. Şimdi olmuyor mu? Erzincan depreminde hepiniz gördünüz. Kuyumcu esnafı bir tanesi de ibret-i alem olsun diye zannediyorum televizyon görüntüsüne geldi. Bir kuyumcu, genç bir kuyumcu kardeşimiz. Allah sabır versin kendisine hakikaten. Benim dedi bütün altınlarım dedi, paralarım, nakitlerim olduğu gibi dedi çarşı çöktü. Bina tamamen çöktü. Benim bütün dedi varlığım, senetlerim, sepetlerim, çeklerim, altınlarım binanın zemininde kaldı. Kasam yerin dibinde kaldı. Şimdi cebimde 1 kuruş param yok dedi. Yani şimdi de oluyor. Olmayan bir şey yoktur. Olmaması mümkün değil. Ayet-i kerime وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ بِبَع۪يدٍ Bu her zaman olabilir diyor. Tehdit ediyor, korkutuyor Müslümanları. O halde zekatı verilmeyen mal Allah'ın rahmetinden çıkmıştır. Allah'ın zimmetinden çıkmıştır. Allah'ın himayesinden çıkmıştır. Serseri mayın gibidir. Nerede çarpacağını Allah bilir. Zekatı verilen mal Allah'ın himayesindedir. Allah'ın koruması altındadır. Allah'ın sigortası altındadır. Allah'ın eli altındadır. Allah'ın rahmeti altındadır. Malın da mucizesi var, canın da. Mesela İslam alimleri diyorlar ki, sabah namazını güneş doğmadan evvel bir kimse kılarsa, vaktinde, zamanında, saatinde sabahleyin kalkar, abdestini alır, tertemiz sabah namazını kılarsa, sonra öğle namazı, ikindi, akşam yatsı neyse, sabah namazını kılıp da işine, çarşıya, pazara, işinin başına giderse, akşama kadar bu kişi Allah'ın zimmetindedir, Allah'ın himayesi altındadır diyorlar. Sabah namazını kılmadan çıkan bir insan, sabah namazını eda etmeden sokağa, fabrikaya, işinin başına, tarlasının başına giden adam, akşama kadar Allah'ın zimmetinin dışındadır, Allah'ın himayesinin dışına atılmıştır diyorlar. Bakın ya, Allah'tan bağımsız olmak mümkün değildir. Allah'ın rahmetinin dışında yaşamak mümkün değildir. Efendiler, buna çok önem vermek lazım. Kur'an-ı Kerim çok şiddetle ikaz ediyor. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا diyor Kur'an. Çok sık geçiyor bu. Sizi dünya hayatı aldatmasın. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı dediğimiz varlıklarımız işte. Mülkiyetlerimiz, zürriyetlerimiz, imkanlarımız, kıymetlerimiz, altınlarımız, gümüşlerimiz, mal varlıklarımız,
menkul veya gayrimenkul varlıklarımız bunlar. Bizim dünya hayatımızın elimizde olan nimetleri bunlar. Sakın bunlar sizi aldatmasın diyor Kur'an. فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ Sizi gurura, aldanmaya sevk etmesin. Benimdir diyorsunuz, bizimdir diyorsunuz ama sonunda olduğu gibi hesabınızı, kitabınızı, mülkiyetinizi bırakarak yerin üstünden yerin altına götüp gidiyorsunuz. Bir şey götüremiyorsunuz, bir şey alamıyorsunuz. Benimdir dedin ama benimdir dediğim maldan bir zerreyi toprağın dibine götüremedin. Demek doğru değil. Bir aldanma var burada. Muazzam bir aldanmanın içerisindeyiz. Ama Kur'an-ı Kerim ikaz. Aldatmayın, aldanmaz. Hiç Müslüman, hiçbir kimse aldanmasın diyor. فَلَا تَغُرَّمَكُمْ Sizi aldatmasın. El hayatü dünya. Dünyada sahip olduğunuz mallar, mülkiyetler sizi aldatmasın. Aldanmamak için zekatını vermek lazım. Bu zekat veren insanın idraki şudur. Zekatını ayırdığı malı Cenab-ı Hakk'a havale ediyor. Ya Rabbi ben inandım ki, ben iman ettim ki bu mülkiyeti, bu imkanı, bu değerli malları, eşyayı, tabiatı bana veren sensin. Emrettin, ben de bunun bir kısmını ayırdım, senin emrettiğin yere verdim. Bu mülk senindir, benim değildir demiş oluyor zekat veren. Zekat vermeyen adam sanki o mal, mülk, mülkiyet tamamen kendisininmiş, kendisi elde etmiş, sanki Allah ile hiçbir alakası yokmuş gibi bir tavır takınmış oluyor. Bu da azab-ı ilahiyi celbediyor. Felaketi çekiyor buna. Buna çok önem vermek lazım. Bunun üzerine çok durmak lazım. Bu toprakları, toprağın üzerindeki nimetleri veren Rabbimizdir. Bunu neyle ispat edeceğiz? O toprağın üzerinde yetişen mahsulümüzün zekatını vermekle ispat edeceğiz. Başka bunun ispatı yok. Düşünün senin bir tarlan var. Efendim 50 dönüm, 100 dönüm, 200 dönüm tarlan var. Buğday ekiyorsun. Yahut fındık bahçen var. Senede 5 ton fındık alıyorsun. Yahut çay bahçen var. Senede 15 ton çay üretiyorsun. Bunları sana veren yağmuru, güneşi, havayı, toprağı, toprağın içindeki kimyasal maddeleri, karışımları, bileşimleri verenin Allah olduğunu tasdik etmek için o mahsulün bir kısmını, ki bunu İslam izah ediyor, Allah yoluna vermekle ancak tasdik etmiş olabilirsin. Vermeyince sanki tasdikin yokmuş gibi kabul ediliyor. Sulamaya para vermiyorsan, tıpkı çay esnafı gibi, yani Rize'de çay üreten Müslümanlar, çay üreten, yağmur suyuyla meydana geliyor çay mahsulü. Bu bir bitkidir, bu bir nebattır. Toprak mahsulüdür. Binaenaleyh sulamaya para vermediği için İslam'ın hükmüne göre 10 kilo çay üreten bir çay üreticisi, çay müstahsili 10 kiloda 1 kilosunu veya 1 kilosunun parasını fukara namına ayırmadan bu çayı kullanamaz, bu çayı içemez, içerse haram içmiş olur. Dinin hükmü budur. Fındık tarlasından mahsul zamanı, hasılat zamanı, ürün zamanı, 5 ton, 10 ton neyse, 10 ton fındık üreten, fındık yetiştiren ve fındık ürünü alan bir Müslüman, eğer sulamaya para vermiyorsa ki, bugün sulamaya para verilmiyor fındık ağaçları bakımından. 10 tonda 1 ton fındığın parasını fukaraya dağıtmadan vallahi bu fındığı yiyemez. Yerse ateş yemiş olur, cehenneme gider. Azaba müstahak olur. Bütün hububat böyledir. Sulamaya para veriyorsa 20 kiloda 1 kiloya düşüyor. Cenab-ı Hak biraz daha genişletiyor imkanı. Bal üreten Müslüman, bal üreten arılar yoluyla, arıların vasıtasıyla petekler dolusu bal istihsal eden, bal üreten Müslüman, sulamaya para vermediği için, çiçeklerden hasıl olduğu için, bitkilerden hasıl olduğu için, toprak mahsulünden hasıl olduğu için 10 kilo balda
bir kilo balı fukaraya vermeden o baldan bir parmak yese vallahi haram yemiş olur diyor alimlerimiz. Mümkün değil. Ve zalim olur o insan. Zalim de olunca Allah'ın azabı merdiven merdiven yaklaşır o adama. Bir yerden yapışır, bir yerden yakalar, bir yerden mahveder. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Arsa var, efendim 20 dönüm, 30 dönüm arsa vaktiyle almışsın. Üzerine ekin ekmiyorsun ama parsellemişsin, satıyorsun. Bu bir nimettir. Bu toprağı Allah vermeseydi sen nereden bulacaktın? Toprak Allah-u Teala'nındır. En sonunda her şey toprağa, sonunda toprağa dönüyor. Her şey toprakta son buluyor. Hatta dikkatinizi çekmiş olması lazım. Bazı hani makam ve mevki sahiplerinden ölenler oluyor hani. Efendim işte bazı mühim veya büyük addedilen adamlar ölüyor. Bakıyorsunuz devlet töreni tertipleniyor. İşte falan camiden cenazesi kalkacak diyorlar. Falan kabristanda en sonunda şu kelimeyi kullanıyorlar. Toprağa verilecektir diyorlar. Bu toprak kelimesi çok geçiyor. Haberlere dikkat edin. Falan camide cenaze namazı kılındıktan sonra falan kabristanda toprağa verilecektir. Sonu bu, işim sonu budur. Topraktan başkası bizi temizlemez. En sonunda topraktır. Hatta bundan dolayı toprağın veya arzın Türkçesi, arz kelimesi biliyorsunuz Arapçadır, arz. Bu kelimenin çoğulu arazi. Arz, arazi yani yerde belli sınırlar olan toprak parçası. Türkçemizde bunun adına yer demişler, yer. Dünyanın da adına yeryüzü demişler, yeryüzü. Bu kelimeler şuursuzca kullanılan kelimeler değil. Derin manaları olan kelimeler, Türkçe'de bu kelimeler çok manalı. Ne demek yeryüzü? Yüzü demek üzerinde demektir. Bir şeyin yüzü demek üzeri, üstü demektir. Yüzünde. Mesela suyun üzerinde demez de suyun yüzündedir. Türkçe'de, Anadolu'da suyun üzerinde dediği gibi suyun yüzünde dedir. Yani yüzü demek üzeri demektir. Yer de, yer kelimesi de Türkçe bir kelimedir. Yemekten geliyor. Yemek. Üzerinde dolaşanları günü geldiği zaman altına çeker yer. Yeryüzü. Yemediği kimse kalmamıştır dünyada. Aldanmamak lazım. Toprak. Arsan var. Mesela diyelim ki Sultanbeyli'de adamın arsası var. Satıyor, satıyor, satıyor. Ne yapacak? Her sene ticari maksatla alım satım sebebiyle kullandığı bu arazinin, bu arsaların, bu parsellerin her sene zekatını verecek. Zekatını vermeden kullanamazsınız. Vallahi mümkün değildir. Nasıl vereceksin? Eğer sattıysan satış fiyatından zekatını vereceksin. 100 milyona sattıysan 2,5 milyonunu ayıracaksın zekat diye. Ama henüz satmadıysan, satamadıysan alış fiyatı üzerinden her sene satılsın satılmasın zekatını vermezsen o mal cehennemde vallahi sırtına ateş diye yapışacak. Hadise budur. Azaptır. Vallahi zekatı verilmemiş mal azaptır. Kahırdır. Gazaptır. Zekatı verilmemiş mala Kur'an-ı Kerim nimet demiyor, bela diyor. Dikkat ediniz. Alemi İslam'ın çektiği musibetlerin temelinde bu belalar yatıyor. Zekatı verilmemiş mallar yatıyor. Ödenmemiş mallar yatıyor. Hakkı verilmemiş mallar yatıyor. Bu sıkıntıların, hastalıkların, çaresiz belaların temelinde namazsız insanların bünyeleri yatıyor. Namazsız, oruçsuz, zekatsız, yardımsız, tasadduksuz insanların akıbeti meydana geliyor. Kabirler günahkarlarla dolu, yeryüzü günahkarlarla dolu. Bu günahlar ağırlaştıkça, bu günahlar yoğunlaştıkça yeryüzü sallanıyor, sarsılıyor, yıkılmaya devam ediyor. Dikkat etmek lazım. İnşaat müteahhidisin. Yapmışsın 10 daire, 20 daire, 100 daire satıyorsun. Satılsın, satılmasın. Her sene maliyet fiyatı üzerinden hesaplayacaksın, %2,5'unu zekat vereceksin.
Hocam benim dairelerim satılmadı, henüz Almancılar gelmedi, müşteri bulamadım, satamadım. Ulemamız diyor ki, dairelerin satılmadığı zaman sen nasıl evinde aç kalmıyorsun, bir yerlerden para bulup nafakan temin ediyorsan, fukaranın hakkını da geciktirmeyeceksin, satılmasa bile borç alıp zekatını ödeyeceksin. Yoksa zulüm işlemiş olursun. Allah'ın mülkünde Allah'ın mülkünü istediğin gibi kullanamazsın. Müminler için mevzu bahis bu. Müslüman olmayanlar için zaten mevzu bahis. Allah Müslüman olmayandan zekat istemiyor ki. Müslüman olmayandan namaz istemiyor. Müslüman olmayanlardan oruç istemiyor. Müslüman olmayanlardan hacca gitmeyi istemiyor. Bu iş Müslümanlarla alakalı. Hem Müslümanım diyor bir iş adamı, hem de zekat vermiyorsa bu adamın akıbetinden vallahi korkulur. Beladır. Hadiseye bu açıdan bakmak lazım. Yoksa azab-ı ilahi zaten her an kapımızda, rahmeti olduğu gibi azabı da daima hatırlanacak. Rahmetinden nasıl ümit beslediğimiz gibi azabından da devamlı korku içinde olacağız, tedbir içinde olacağız ve tedbirsiz, çaresiz kalmayacağız. Allah'ın azabından korunmanın yegane çaresi Allah'ın emrettiği her hususu yerine getirmeye çalışmak. Mallarımızla alakalı Allah'ın emirleri var, bedenimizle alakalı Allah'ın emirleri var, ailemizle alakalı Allah'ın emirleri var, çoluk çocuklarımızla alakalı Allah'ın emirleri var, devletle alakalı Allah'ın emirleri var, hükümetle alakalı Allah'ın emirleri var. Bakın hükümet, vallahi Kur'an'da bir hayli ayet var. Maide suresinin 44. ayetini açın okuyun. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ diyor. Allah'ın Kur'an'da gönderdiği ayetlerle, hükümlerle memleketi yönetmeyen hükümetler vallahi zalimdir diyor Kur'an-ı Kerim. Zalimdir, zalimdir, zalimdir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın inzal ettiği, gönderdiği hükümlerle memleketi idare etmeyen hükümetler فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Zalim damgasını yemişlerdir, her azaba müstahaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Ne yapacaksın? Yine bir diğer ayette وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın haram ettiği şeyleri kaldırmayan, Allah'ın emrettiği hükümler yerine getirmeyen, tek kelimeyle Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim ile memleketi idare etmeyen hükümetler kafirdir, kafirdir, kafirdir diyor Kur'an-ı Kerim. Maide suresi 44. ayet. Allah-u Teala şiddetle faizi haram ediyor. Faiz haram, faiz haram. Bakın yine faizler %81'e çıktı yine bugünlerde. Korkunç bir yarış başladı. %82'ye çıktı faizler. Allah lanet ediyor. Allah azap edeceğini haber veriyor. Fakat yönetim durmadan faizi yükseltiyor, tırmanıyor. Bela üstüne belaların gelmesini, zeminini hazırlıyor. Ne yapalım? Ne yapacaksınız Müslümanlar? Zina haramdır, önüne geçin, engelleyin, mani olun diyor. Öteden bakınız, korkunç derecede dün değil evvelsi günkü gazetede tespit ettim. Yine İstanbul'daki genel evini işleten aşağılık Ermeni karısı Manukyan aynen şöyle söylüyor. Gelir vergisinde bir önceki yıla oranla %46'lık bir artış oldu bu sene diyor. 92 senesinde. %46'lık bir artış yapmış. Bu yıl genelde durgun geçti ama yine 3 milyar 800 milyon lira vergi vereceğim diyor. 3 milyar 800 milyon vergi vermek suretiyle bu sene de yine vergi rekortmeni ve devletten şeref madalyası alacak noktaya gelmiş. Kızlarımla diyor affedersiniz daha iyi bir performans göstererek en azından 5 milyar vergi ödeyebilirdim ama özellikle Doğu bloku ülkelerinde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler Polonya'dan, Romanya'dan diyor Türkiye'ye çok sayıda fahişe geldiği için ben fazla iş yapamadım.
ama 3 milyar 800 milyon yine vergi miktarına ulaştım diyor. E şimdi düşünün, yani şu memleket Allah'ın azabını hak etmiş mi, etmemiş mi? Vallahi etmiştir. Bir memleketin idaresine en çok vergi verenlerin başında bir fahişe, fuhuş işletmecisi gelirse o memleketin tepesine rahmet mi iner, azap mı iner? Kur'an-ı Kerim'e göre azap iner. Bunları kabullenmemiz lazım Müslümanlar. Bunları anlamamız lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'e de bakın, bir homoseksüellik illetine maruz olan Lut kavminin halini gördünüz. Eşcinsellik diyorlar, Allah muhafaza etsin. Bugün hızla yayılıyor. Amerika çatlıyor bu beladan. Amerika'daki bırak sivil insanları, rastgele insanları, 100 papazın 40'ı vallahi eşcinselmiş. Rapor var. Bu hale gelmiş. Avrupa kıtası çatlıyor. Erkek erkeğe cinsi temas Avrupa'yı sarsıyor. Ahlak namına hiçbir şey kalmamış. Türkiye'mize de bunu taşıyorlar. Görüyorsunuz. Beyoğlu'na gidin, tarla başına gidin. Adım başı aşağılık mahluklar dolaşıyor. Üstelik Türk Ceza Kanunu'nda, sık sık söylüyorum, Türk Ceza Kanunu'nda erkek erkeğe cinsi temas eğer erkeklerin rızasıyla, anlaşmasıyla olmuşsa vallahi kanunda suç sayılmamış. Suç değil. Allah'ım demin okuduğum ayetlerle nasıl cezalandırdığını gördünüz. O pislik Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında suç sayılmamış, suç değil. Karakola götürüyorlar, vallahi suç değil kardeşim, çekin gidin diye geri bırakıyor. Hadise bu. Onun için varlığımızın hesabını vermek, mülkiyetimizin hesabını vermek, ırz ve namusumuzun hesabını vermek zorundayız. Rabbimiz ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ku enfüseküm ve ehliküm nara. Ey müminler, hem kendi nefsinizi hem de çoluk çocuğunuzu Allah'ın azabından, Allah'ın ateşinden koruyun. Bu emir bize geliyor. Bize teveccüh ediyor. Kim koruyacak başka? Ezan okundu mu? Okunmadı mı? Aman iyi. Sessizlik var. Ben de acaba de vakti mi geçti gelin? Ku enfüseküm, nefislerinizi koruyun diyor. Daha sadece kendi kendinizi koruyun. Her koyun kendi bacağından asılır. Herkes kendisini korusun yeter demiyor Kur'an. Kur'an-ı Kerim böyle bir şey söylese biz başka bir şey söylemeyiz. Ku enfüseküm. Siz kendinizi koruyun. Başkasına karışmayın. Her koyun kendi bacağından asılır. Şeklinde gelmiyor ayet. Ku enfüseküm ve ehliküm. Çoluk çocuğunuzu da koruyun diyor Kur'an-ı Kerim. Ne yapacağız? Hanımlarınızı koruyun diyor. Kızlarınızı koruyun. Çocuklarınızı koruyun. Nesillerinizi koruyun. Akrabanızı koruyun. Çevrenizi koruyun. Emir geniş geliyor. Sade şahıslar kendi başında, kendi başının çaresine baksın demiyor. Evli Müslümanın sorumluluğu başkadır. Bekar Müslümanın sorumluluğu başkadır. Bekarsa, hiç evlenmemişse sadece kendi nefsinden sorumludur. Evliyse hanımından da sorulacak. Baş açık dolaşan hanımın kocası vallahi hesaba çekilecek. Açık saçık dolaşan bir kadının kocası, açık saçık dolaşan bir kızın babası vallahi Allah'a hesap verecek. Bu ayet-i kerime. Ku enfüseküm ve ehliküm. Hem nefsinizi hem de ehli iyalinizi koruyun. Korudun mu korumadın mı sualine muhatap olacaksın. Ayet öyle geliyor. Kur'an'ı yanlış anlamamak lazım. Kur'an'ı eksik anlamamak lazım. Çok mühim bunlar. Canım ben kendime bakarım. Her koyun kendi bacağından asılır demek hiçbir zaman Müslümanın beyanatı olamaz. Zamana uymak iddiası Müslümanı kurtaramaz. Ne yapayım ya Rabbi, benim mahallemde, benim muhitimde herkes baş açık geziyordu. Ben de baş açık gezmek zorunda kaldım. Sözü vallahi kimseyi kurtarmayacaktır. Zira Müslümanlar zamana uymaya gelmediler. Zamanın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya uymaya geldiler. Hadise bu. Eğer Cenab-ı Hak peygamber göndermeseydi hepimiz zamana uyardık. Doğru, ne bulduysak ona uyardık. Peygamber yok çünkü, ne yapalım? Rehber yok, kılavuz yok. Serseri mayın gibi dolaşırdık. Peygamber var. Peygambere ne mana vereceksiniz?
peygamberin gelişinin, gönderilişinin sebebi ona uymak içindir. Ona uymak zorundayız. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebe'ne rasûle. Hani Ramazan'da sık sık teravih namazından sonra okunmuştur bunlar. Rabbena amennâ bimâ enzelte. Ya Rabbi, gönderdiğin Kur'an'a, hükümlere, ayetlere iman ettik. Ve tebe'ne rasûle. Senin gönderdiğin peygambere ittiba et, yani ayak uydurduk diyorsun. Demek peygamber kendisine uyulsun diye gönderilmiştir. Yoksa maksatsız, manasız peygamber gelmez. Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş sebebi ittiba etmek içindir. Bakın Kur'an-ı Kerim burada, bu göstermelik olsun diye gelmemiştir. Allah-u Teala bu Kur'an'a göre bizi hesaba çekecek. Her şey böyledir. Alırken de bir ölçüye göre her şeyimizi alıyoruz. Verirken de bir ölçüye göre veriyoruz. Gidip de bir manavdan 5 kilo, 3 kilo patates alırken rastgele bu patatesi size vermiyor ki, bir ölçüye göre veriyor. Terazinin bir gözüne ağırlık ölçüsünü koyuyor, kilogramı, 5 kiloluk kilogram alametini koyuyor, öbür tarafa da patates koyuyor. Ve tartıyor, eşit olursa, adil olursa sana o patates teslim ediyor. Neye göre aldın sen bu patatesi? Efendim, kiloya göre aldım. Ölçüye göre aldım. Ölçüye göre aldım. Her şey böyledir. 5 metre bez alacaksın. Adam sana metreyle veriyor. Rastgele çıkarıp sana bez vermiyor. Önce metreyi alıyor. Metreye göre ölçüyor. Sana veriyor. Arazi alıyorsun. Bir dönüm neye göre? Yine metreye göre ölçüyor. Odun alıyorsun. Odun yine ölçüp veriyor. Odun. Bak, en adi bir şeydir odun. Kereste. Onu bile görüyorsunuz, ölçüyorlar, ölçüye vuruyorlar, kiloya vuruyorlar, ölçüyle veriyorlar. Ey Müslüman, sen de hayatta neye göre yaşıyorsun? Ölçün de. Neye göre yaşadığımızı, işte Cenab-ı Hak, neye göre evlendin, neye göre çoluk çocuk sahibi oldun, neye göre tüccar oldun, hangi ölçüye, hangi miyara, mizana, hangi miktara göre kendini ayarladın diye Rabbimize hesap vereceğiz. Başka çaremiz yok. Mümin olanlar için başka türlü inanmak mümkün değil. Onun için aziz kardeşlerim, hanımlarımızın ziynet eşyası dediğimiz altınları konusu yine aynı şekilde. Eğer zekatı verilmiş ziynet eşyasıysa onun adına ziynet denir, nimet denir. Zekatı verilmemiş olan ziynet eşyasıysa o dahi beladır, musibettir. Onun için Ramazan'da veya Ramazan'dan sonra fark etmez, her Müslüman kardeşimiz hanımında ne kadar altın olduğunu tarttırması lazım. Tartarak anlarsınız. 85 gramı geçti mi zekat vermekle mükellefsiniz vallahi. 85 grama kadar zekat taalluk etmiyor. Bir kadının ziyneti, küpesi, gerdanlığı, bilezikleri vesaire altınları kuyumcu terazisinde tarttırdınız, 85 gramı geçmedi. Tamam, zekat mekat yok. 85 gramı geçtikten sonra o gramın tamamından, hani 85'i çıkarayım da ondan sonrasından diye bir şey olamaz. Bütün parçalanmaz. 85 gramı geçtikten sonra o bütünün tamamından zekat verilir. Diyelim ki 200 gram altını var hanımınızın yahut kızınızın, neyse. Hediyeler yoluyla, çeyiz yoluyla, kazanç yolları tarttırdınız kuyumcuda, 200 gram geldi. Tamam, ne olacak? 5 gramını vallahi zekat olarak ayırmak zorundasınız. 100 gramda 2,5 gram, 200 gramda 500 gram, 5 gram ayıracaksın. Fukarayı müslimine teslim edeceksin. Allah böyle istiyor. Başka çare yok. Hatta bu kadar mı? Hayır. Kurban kesmek zamanında bir Müslüman hanımefendinin boynunda, boğazında, kollarında mevcut olan ziynet olarak kullandığı altınlar bir koyun alıp kesmeye kafi geliyorsa o Müslüman kızımıza veya hanıma da kurban kesmek de vacip olur. Kesmese günahkar olur. Üzerinde taşıdığı veya sandığında sakladığı altınlar bir Müslüman hanımefendinin ziyneti olan altınlar bir kimseyi bugünkü ölçülere göre
hacca götürüp getirmeye kafi geliyorsa, hacca gidip gelmeye kafi geliyorsa, o ziynetin sahibi kadın hacca gitmek farz olur. Gitmese cehennemlik olur. Bakın bir sürü meseleler var. Öyle sorumsuzca altınları saklayamazsın. 85 grama kadar müsaade etmiş. 85 gramdan sonra artırabilirsin. 800 gram da altın olabilir ama zekatını vereceksin. Sorumluluk mevzu bahis. O bakımdan diyorum yani. Kadınlara ziynet helal, tamam. İsterse efendim bir kilo altın taksın geçsin. Ama demin dedi 85 gramı geçti mi zekat, kurban ve hac dediğimiz mali ibadetler derhal taalluk eder. Peşine takılır. Rastgele yaşamayalım. Ölçülere ayak uyduralım. Mülkiyetimizin hesabını biz vereceğiz. Bizden sonra çocuklarımıza miras kalsa bile vallahi hesabını biz vereceğiz. Çocuklar vermeyecek. Onlar hazıra kondular. Miras malının hesabını mirası alan değil, mirası bırakanlar verecek. Bir de o miras mallarını, o menkul gayrimenkul malları, nakitleri, paraları, imkanları, arabaları, kamyonları, mağazaları yaramaz çocuklara miras bıraktıysan o da başka bir afet. Yaramaz çocuk, namaz kılmayan çocuklar yaramazdır Allah'a göre. Zekat vermeyen çocuklar yaramaz çocuklardır. Kadınların, kızların peşinde dolaşanlar yaramaz çocuklardır, hayırsız çocuklardır. Haramidir. Ve bunların Allah katında sorumluluğu var. Binaenaleyh bir Müslüman mirasını kime bırakacağını da belirtmeden miras bırakmaması lazım. Ulemamız ne diyor? Bir Müslüman adam öldükten sonra mallarını miras olarak bıraktığı çocuklar eğer hayırsızsa, namaz kılmayan çocuklarsa, içkide, kumarda, kadında, kızda, eğlencede bu paraları harcayacak çocuklarsa, o kişi hacı da olsa, zahit de olsa, abid de olsa, o bıraktığı mallar namazsız çocuklar tarafından, eğlenceye düşkün çocuklar tarafından, kumarda, zinada, eğlencede harcandığı müddetçe o malları o yaramaz çocuklara miras bırakan babanın ruhuna kabirde kıyamete kadar kezzap dökülecektir diyorlar. Niye bıraktınız onlara? Bundan dolayıdır ki servet sahibi olan eski Müslümanlar çocukları hayırsız ise vakıf olarak Allah yoluna bırakmışlar. Çocuklarını zerre bırakmamışlardır. Dört mezhepte de bir babanın evladına miras bırakmak mükellefiyeti yoktur. Yani Cenab-ı Hak çocuklarına niye miras bırakmadın diye kimseye soru sormayacaktır. Mecbur değilsiniz. Ama bir de yaramaz çocuklara, bir de kötü yolda, haram yolda, günah yolda yürüyen çocuklara miras bıraktıysanız vay halinize, vallahi benim tüylerim ürperiyor. Allah-u Teala bütün bunlardan bizi muhafaza eylesin. Hepsi azaptır. Üzerimize gelen azapların, afetlerin sebeplerini anlatıyorum. Kul huvel kadiru ala en yeb'ase aleyküm azaben ayetinin bütün tefsirinde daha anlatılacak muazzam meseleler var. Zaman bitmiştir. Ramazan-ı Şerif bitmiştir. Ramazan'da biz de hakikaten her gün vaaz, akşamları teravih öncesi, gündüzleri öğleden evvel veya sonra bazen günde 3 sefer, bazen günde 4 sefer konuşa konuşa vallahi ne boğaz kaldı, ne ses teli kaldı, ne göğüs kaldı. Fevkalade bir şey içinde devam ettik ama Allah'a hamdolsun bugün de konuşma imkanı bulmuş olduk. Rabbimiz cümlemizin amellerini, ibadetlerini, hayru hasenatını şimdiden kabul etsin inşallah. Allah-u Teala daha nice sıhhat-ı afiyetle Ramazanlara kavuşmayı, sahurlara, iftarlara, hayırlı günlere kavuşmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Uzaktan yakından gelen kardeşlerim olan sizlerin de hepinizi Rabbim rahmetine ve rızasına nail eylesin. Kusurlarımızı affeylesin Rabbimiz. Eksiklerimizi ikmal eylesin inşallah. Ve daha hayırlı hizmetlere cümlemizi nail buyursun. Amin ve ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.